Günaydın. Günaydın. Nasıl oldunuz? Teşekkür ederim, gayet iyi. İyisiniz. Gözünüz aydın. Gayet şöyle iyi. Bir bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Oo, çok güzel pansumanda. Evet. Asistanlarımız yapmışlar. Bugün direnim de çıktı. Tamam, çok güzel. Bu dikişler sonra alınacak. Evet. Nasıl çıktı? Çıktı. Tamam. Okey. Yürüdük. Yürüdük. Her şey güzel. Artık rahatız. Yükten kurtulduk. Çok çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sizin de çok. Buyurun. 54 yaşındayım. Ben 8 kiloluk bir kitle aldılar. Hatta 8,5 kiloydu. Benim daha öncesinden bir kistim olduğunu fark etmiştim. Doktorum Merzifon'da oturuyorum. Orada doktora gittim ama şekerim, tansiyonum yükseldi. Onu kontrol altına almak gerekirken biraz daha geciktim. Oldu ve pandemi girdi. Daha sonrasında da annem kalp krizi geçirdi. Yani genelde kadınların yapmış olduğu şeyi yaptım. En son kendimi arka plana attığım için biraz geciktim. Ve nihayetinde ikiz bebek kadar büyüklüğünde bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman Fadıl Kara profesör. Hocam da ilgilendi sağ olsun benimle. Burada ameliyatımı yaptı. Beni de başka taraflara göndermedi. Onun için de çok teşekkür ediyorum kendisine. Kurtardı beni. Büyük bir rahatlama, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Düşünün, ikiz bebek taşıyan bir anneyi düşünün. Kitlem olduğunu biliyordum. Ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Çok büyümüş. Evet, hastamız bize geldiğinde daha önceden var olan ama boyutu çok küçük olan tümörünün, daha doğrusu kitlenin çok büyük olduğunu ultrasonla ve muayenelerle anladık. Ve kendisine bir operasyon önerdik. Sonuçta yaptığımız ameliyat sonucu 7,5-8 kiloluk bir kitle çıkardık. Bu sağ yumurtalıktan menşe almıştı. Hastamız gayet iyi. Başarılı bir ameliyat ekibimizle gerçekleştirdik. Biz de mutlu olduk, hastamız da mutlu oldu. Büyük bir yükten kurtuldu. Gelişte hamilelik gibi, daha doğrusu ikiz gebelik hamileliği gibi bir karna sahipti. Kocaman bir kadın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı.